Bu zatların her biri Allah'ın hazineleridir. İnsan, insan bak dedim ya böyle çok geniş bir yelpaze. Yani insan insanda her şey var. Insanda her şey var. İyinin de alası var, kötünün de alası var insanda. İnsan böyle herkesten bir şeyler alabilir. İnsan herkesten bir şeyler ne yapabilir? Alabilir. Bakarsın böyle çamurluktur, bataklıktır. Allah içinden bir parça kıymetli maden ne yapar? Çıkar. Lan her tarafı leştir ama içinden bir parça kıymetli maden ne yapar? Çıkar. Bu zatlar direkt hazine. Direkt hazine sandığı. Yani batağın içinden bile bir parça kıymetli bir şey çıkma ihtimali var. İnsan da böyle. Bu zatlar direkt hazine sandı. Allah bu zatlara dokundun mu senin üzerine bulaşır da bulaşır, bulaşır da bulaşır. Bulaşır da bulaşır, bulaşır da bulaşır. Bizim tarihimiz elhamdülillah, bizim geçmişlerimiz böyle insanlarla dolu. Mesela şu anda bizim çok büyük, yani hani en büyük diyeceğim, tabii o en büyükte bir netlik var, o netliği ben tespit edemem. Ama çok büyük eksikliklerimizdendir ki biz bu zatlardan, böyle insanlardan kopuğuz, uzağız. Biz böyle insanlardan neyiz? Kopuğuz, uzağız biz böyle insanlardan. Biz böyle insanları tanımıyoruz. Tanımayınca kendi başımıza kalıyoruz. Kendi başımıza kalınca nefis, şeytan bizi oynatıyor arkadaşlar. Niye? E doğruyu görmüyorsun ki. Şimdi ben duvar ustası değilim ama diyelim duvar ustalığı yapıyorum. Du duvar ustasıyım ben, tamam mı? Aldım elime. İşte ne aldım şimdi? Tuğlayı aldım. Ondan sonra çimento harcı kardım. Hepsi tamam. Alıyorum, koyuyorum. Ondan sonra işte tuğlayı koydum, üzerine harcı koydum, üzerine tuğlayı koydum, buraya koydum, böyle 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 koydum. Şimdi duvar düzgün olacak mı, olmayacak mı? He? Bak ip çekmedin diyor. Aa ip niye? İpin duvarla ne alakası var ya? Allah aşkına yani şimdi bu duvarda ip var mı? İp ne yapar? İp pencereyi mi tutar, fayansı mı tutar, soğuğu mu geçir, tutar, sıcağı mı tutar? İp ne işe yarar kardeşim? Ama ipsiz bu duvar olmaz. Var mı duvarda ip görüyor musunuz? Var mı? Ama duvar ipsiz olursa duvar duvar olmaz. İşte bu zatlar bizim için ip. Seni hizaya sokacak bu zatlar senin hayatında bir ip olmazsa, seni hizaya sokacak bir şey olmazsa, sen kendi kendine örersin kendini, ben düzgün oldum zannedersin. Dışarıdan bir bakan bakar ki sana, yamuğun tökisin sen. Düz tarafın yok. Yani deveye demişler, boynu neyri? He, demiş, neden, neren doğru? İşte neren doğru bir adam olursun sen? Ama tuğla... Düz duvarı düz duvar ören adam kaç tuğla kullanacak? E sen de aynı tuğlayı kullandın. Ne kadar çimento kullanacak? Sen de aynı çimentoyu kullandın. Ne kadar saat çalışacak? Sen de aynı saati çalıştın. Fark etmez. Sen yamuk olursun. Niye? E çünkü seni hizaya alacak bir şey yok. Sana düzün ne olduğunu gösterecekmiş. İpin özelliği ne? Abi ip basit bir şey yani ne ki ip? Ama ip, ip bozulmuyor. İp dümdüz duruyor. İpin özelliği o. Tu, böyle ip var mı? Mesela senin eline bir ip versek ucunu da ben alsam. Böyle oluyor mu ip? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey söz konusu mu? Hayır. ip düz. İpin özelliği o. İp ne? Düz. O zaman sen dümdüz olan bir şeyi alıp kendini ona paralel hale getirdin mi? Ona uydun mu? Sen de ne yapıyorsun? Düz oluyorsun. Yollarda şeritler var. Neye şeritler var? Abi sana düzlüğü öğretiyor. Ona bakıyorsun, ona bakıyorsun. Ondan şu kadar, bundan bu kadar durursam ne giderim? Düz giderim. Ama ona yaklaşıyorsam, bundan uzaklaşıyorsam demek ki ben ne yapıyorum? Ben yoldan çünkü bana düzlüğü öğretiyor. Yoksa ne işe yarar ki yani orada çizgi, çizgi ya çizgi ne olur ki çizgi? Çizgi bana neyi öğretiyor? Nasıl düz gidilir onu öğretiyor. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. E ben de insanım. Nasıl araba yolda giderken ona bir düzlük gösterecek bir şey lazım. Duvara düzlük gösterecek bir şey lazım. Ben yaşarken bana düzlük ne gösterecek? Hoca biz kafamıza göre takılırız. O zaman oldu. Sen yamuğun tek oldun işte o zaman.